Gel ilçe başkanımızı almıyoruz. Paylaşlar kenara çekil sen. Biraz geriye alın. Sinan nerede? Yaslan duvara yaslan duvara evet. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kolay gelsin. Afiyet olsun, afiyet olsun. Gel. Ne haber, iyi misin? Nedir o? Fenerbahçe. 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 Ben söylemeyeyim. Galatasaray. Yok söylemeyeyim. Fenerbahçe olsun. He? Fenerbahçe olsun. Gazeteci söylemez. Tamam. Ben bana söyleyeyim mi? Sen de seviyorum. Bırak. Buraya. İsim çekilmeden olmaz. Çekilin. Telefonunuzu verin isterseniz çekin. Peki yaklaşalım. Korona var. Olsun bende yok. Bende varsa. Olsun. O da küçük evet. Ben bir kere yakalandım. Kolay gelsin. Sence başkanını getirdim. Kim? Burada. Evet değerli arkadaşlarım. Faizlere 2 puan düşürdüler. Ama döviz kurları yükselmeye devam ediyor. Yani bu Erdoğan'ın faiz takıntısı, ekonomiye ideolojik yaklaşması memleketin başına böyle alıyor. Ya enflasyon düşmemiş. Sen daha önce bunu denedin. 1 puan düşürdün. Faizleri 1 puan düşürdün. Döviz %10 arttı. Bugün 2 puan düşürdün. Bunun çözüm olmadığını geçmişte öğrenmiş olman lazım. Sen piyasanın koşullarını bilmiyorsun. Çakma ekonomistsin sen. Çakma. Senin bu takıntıların milleti sefalete sürüklüyor, yoksulluğa sürüklüyor. Daha önce denenmiş bir şey deniyorsun. Bunu deneyeceğine hukuk devletini dene, hukuk devleti. Bağımsız yargı için uğraştığını söyle ve uğraş. Merkez Bankası başkanım deme. Bunları yaparsan bir ışık görülebilir. Ama aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek akıllı insanların işi değildir. Erdoğan'ın bu takıntısı başımıza bela olacak. 85 milyona bela olacak. Erdoğan kendisi bir sorun zaten. Memleketin önündeki en büyük sorun Erdoğan. Bunun sorun çözmesi mümkün değil. Her gün yoksullaşıyoruz. Her gün daralıyor ekonomimiz. Buradan çıkışın yolu hukuk devletidir. Tekrar tekrar söylüyorum. Eğer bir ülkede HSK üyeleri Sayın Genel Başkanım'la konuştum, ona danışarak istifa ettim diyorsa, saraydan talimat bekliyorlarsa, yargı sarayın yargı kolu gibi çalışıyorsa, o memlekette sefalet, yoksulluk kaçınılmazdır. Türkiye'de bunu düzeltmenin yolu yargıyı düzeltmekten başlar. Israrla söylüyorum, bu memlekete en büyük kötülüğü siyasetçiler değil, yargıçlar, hakimler, savcılar yapıyor. Dolar 10 lira olduysa, euro 11 lira olduysa birinci suçlusu yargının teslim olmuş olmasıdır. Yargı adam gibi olsa her şey rayına girer. Dış piyasalara güven gelir. Yabancı yatırımcı gelir. Bunlar olmadığı için ne yazık ki yoksullaşıyoruz. Türkiye'nin acilen risklerini azaltması lazım. Merkez Bankası başta olmak üzere diğer kuruluşların bağımsız olması lazım. Kamu ihale kanununu yeniden düzenlemek lazım. Kısa vadede ise iyice yoksullaşan milletimizin önünde bir kara kış var.
Bu kara kışta doğalgazdaki KDV'yi sıfırlamak lazım. Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedelini ve TRT payını kaldırmak lazım ki bir miktar insan bu konuda rahatlasın. İki tane derdimiz vardır. Bunlardan birisi ekonomidir, tenceredir, mutfaktır. Öbür derdimiz ise Türkiye'nin etrafının sarılmasıdır. Dış politikada yapılan yanlışlıklardır. Yani nükleer silahlarla tehdit edilen bir ülke olduk artık. Bu ikisini konuşmamız lazım. Ekonomiyi, çiftçiyi, emekliyi, mutfağı, tencereyi konuşmamız lazım. Ve dış politikada yalnızlaşan Türkiye'yi konuşmamız lazım. Öyle memurlara talimat vermekle siyasi cinayetleri gündeme getirip iktidarın ekmeğine yağ sürmekle olmaz bu işte. Bu ülkede siyasi cinayetler olmuştur geçmişte. Uğur Mumcu, Tahir Elçi, Bahriye Üçok, pek çok insan katledilmiştir. Bunlar doğrudur. Ama durup dururken millet bu kadar pahalılığın ortasında kirasını ödeyemezken, öğrenciler yurt bulamazken bunu gündeme getirmek tam da iktidarın istediği bir şeydir. Sanatçılar çok zor. İktidara, doğru söylüyorsunuz, sanatçılar çok zor durumda. İktidarın ekmeğine yağ sürmektir bu. Ayrıca 10 büyükelçi Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptılar. Bakın, Türkiye bağımsız bir devlettir. Başka ülkelerin büyükelçilerinden talimat alacak halimiz yok. Ama yargı da bağımsız değildir Türkiye'de. Bunu da bilmemiz lazım. O büyükelçilere de şunu söylüyorum. Siz sözde demokrasiden yana gibi görülüyorsunuz. Ama bu açıklamalarınızla Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Gizli Erdoğan destekçisi gibi oluyorsunuz. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede ülkenin demokrasisiyle ilgili söz söylediğimizde Erdoğan da alıyor eline mikrofonu. Bak, büyükelçilerle bunlar aynı düşünüyor deyip muhalefeti suçluyor. Doğru değil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz inşallah. İnşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nerede su var lan İlçay? Merhaba. Tamam, hemen şey de söyleyeyim. Ben söylüyorum ya. Otur. Açıklama yaptık.